Bu alıştırmamızda Autodesk Inventor'ın unsur dizileme özelliklerine bakacağız. Kullanacağım dosyayı açıyorum. Unsur dizileme komutları model şerit menüsü içerisindeki Pattern panelinde yer alır. Kartezyen dizileme ve dairesel dizileme olarak iki farklı türü vardır. Öncelikle kartezyen dizileme ile başlayalım. Komuta çalıştırıldıktan sonra Inventor bizden dizilenecek olan unsur ya da unsurları işaretlememizi ister. Çizim ekranından ya da browser penceresinden işaretlemeyi yapabilirsiniz. Daha sonra dizilemenin yönlerini tanımlayacak iki kenar işaretlememiz gerekiyor. İlk kenarımız bu. İkinci kenarımız bu. Eğer yönü değiştirmeniz gerekiyorsa buradaki ikonu kullanabilirsiniz. Daha sonra dizi özelliklerini tanımlıyoruz. Bu yön boyunca 3 tane ve 15 mm aralıklı. Bu yön boyunca 4 ve 8 mm aralıklı. Okey dediğim an dizi elemanları yaratılmış olur. Şimdi dizilemenin bir başka özelliğini daha göstermeye çalışalım. Buradaki deliğin oluşturulması için kullanılan eskizi işaretliyorum ve sağ tuş menüsünden Share Sketch ile paylaştırıyorum. Böylece bundan sonraki katı modelleme işlemlerinde bu eskizi kullanabilirim. Yeniden dizileme komutumuzu çalıştırıyoruz. Dizilenecek unsur olarak buradaki deliği işaretliyoruz. Yön düğmesine basıp bu sefer bir kenar değil buradaki eskizi gösteriyoruz. Burada spacing seçeneğini değil curvelength dediğimiz bir başka seçenek var. Onu kullanacağız. Curvelength'te işaretlenen eğri boyunca bir dizileme gerçekleşir. Yalnız dikkat ederseniz başlangıç noktası olarak buradaki nokta alındı. Bizim istediğimiz bir başlangıç noktası değil. Dolayısıyla alt özelliklere geçiyoruz ve burada yön 1 için yeni bir başlangıç noktası tanımlıyoruz. Bu başlangıç noktası buradaki deliğin merkezi olacak. Şimdi bu eğri boyunca kaç adet yerleştirileceğini giriyorum. Dikkat ederseniz eşit aralıklı 8 adet delik tanımlanmış olacak. Buradaki eskizin görünürlüğünü kapatalım. Şimdi de bu bölümde dairesel dizilemeyi görelim. Bunun için kullandığımız komut Circular Pattern komutu. Komuta girdiğimde bir önceki dizilemede olduğu gibi dizilenecek olan unsurun seçimi yapılır. Daha sonra burada bir eksen göstermeniz gerekir. Eğer bir eksen var ise onu işaretleyebilirsiniz. Ya da dairesel bir bölüm var ise o dairesel bölümü işaretlemeniz de yeterli olacaktır. Burada yine adet bilgisini girmemiz lazım. 10 adet olacağını söylüyoruz ve 360 derecelik bir alan içerisinde. Okey dediğim an dizi unsuru tanımlanmış oldu. Dizi unsuru tanımlandıktan sonra isterseniz bazı elemanlarını gizleyebilirsiniz. Bunun için dizi unsurunun ikonunun altına geliyorum. Gizlenmesini istediğim elemanları kontrol tuşuna basılı tutarak işaretliyorum ve sağ tuş menüsünden suppress diyorum. Böylece bu 4 dizi elemanı gizlenmiş oldu.